Herkese merhabalar. Bugün War Tales anlatmak için geldim karşınıza. War Tales bir grup paralı askeri yönettiğimiz bir oyun. Şu an erken aşamada ve benim de aslında hayalini yapmayı her zaman kurduğum bir oyun türü bu. Yani paralı asker grubu vesaire vesaire. Oyunda gerçekten çok keyifli çizimler var. O yüzden bu yükleme ekranı size göstermek istedim. Oyun içerisindeki karakterlerin, sizin karşınıza çıkan karakterlerin de gene çizimleri gayet detaylı ve ayrıntılı bir şekilde düşünülmüş. Sanatsal bakımdan çok başarılı bir oyunla karşı karşıyayız. War Tales'in kötü tarafı şu. Başlangıçta size işkence çektirerek başlıyor. Gerçekten oyunun bu hani ilmelenmesi biraz zor. İlk başta ne olduğunu anlamıyorsunuz. Çok zor şartlar içerisindesiniz. Zaten bulunduğunuz dünya, orta çağ benzeri bir dünya. İşte savaş olmuş. Salgın olmuş falan, hani oradan kurtulan bir grup adamsınız siz. Kendi karakterinizi yaratırken zaten nereden koptuğunuza dair bir hikayeyi tamamlayarak geliyorsun. Mesela işte sizi baskı altında tutan bir yüzbaşıdan mı kaçtınız, yoksa işte bir kanun kaçağı mısınız vesaire, veya işte bir çiftçi misiniz macera arayan gibi. Neyse, oyun içerisinde dediğim gibi her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Buna balık tutacağınız olta iğnesi, yemek pişireceğiniz kap, çanak falan dahil ve kendi adamlarınıza meslek atamak durumundasınız. Oyun aslında genel olarak Mount and Blade gibi ilerleyen ama gibisi olmayan, oraya da geleceğim biraz sonra, bir oyun. Aynı zamanda işte XCOM gibi böyle bir alan içerisinde real time olmayan sıra bazlı bir şekilde savaşıyorsunuz. Biraz böyle işkence çektiğiniz bir, dediğim gibi, savaş şekli bir oyun tarzı var. En uyuz olduğum kısım da şu. Yürürken belli bir yürüme limitiniz var. Ondan sonra kamp kurmak zorunda kalıyorsunuz. Adamlarınızı aylık olarak ödeme yapmak zorunda kalıyorsunuz. Onları beslemek zorundasınız. İşte yiyecek bulmak zorundasınız. Bu arada benim yaptığım gibi bu bir şeyler çalarsanız eğer, bu yıldız adamlardan kaçmanız lazım. Çünkü bunlar şerif olduğu için bunlara para ödeyip onlardan ancak kurtulabiliyorsunuz. Savaşabilirsiniz ama canınızı okuyabilirler. Ölen adamınız ölüyor. Kurtaramıyorsunuz. Öyle bir Resurrection hikayesi yok. Yakalanabiliyor adamınız. Yakalanırsa onları gidip hapisten kurtarabiliyorsunuz. Kendi ekibinize gene hapisten adam alabiliyorsunuz. Ta ki bir şehre adım atıncaya kadar. Şehre adım attığınız zaman asıl iş o zaman başlıyor. Daha çok görev almaya başlıyorsunuz. Biraz da hareketlenmeye başlıyor. Burası savaş ekranı. Savaş ekranında güzel kısım şu: savaşa başlamadan önce böyle genelde ekibiniz dağılmış oluyor. Bunları bir toparlayıp düzenleyebiliyorsunuz. Ve sıra size geldiği zaman istediğiniz adamınızdan sıraya başlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Ve buna göre savaşınızı düzenleyebiliyorsunuz. Her adamınızın elinde kullandığı silah ve daha sonra uzmanlaşacağı sınıfa göre yetenekleri açılmaya başlıyor. Ve buna göre de yaptığı hareketler oyun içerisinde sizin hamlelerinizi çok etkiliyor. Mesela mızrakla bir adama vurduğunuz zaman adamı bir kare geriye itiyorsunuz. Eğer o adam bir önceki turda alan vuruşu için kendini ayarlamışsa, o alan vuruşu mesela bozuluyor. Veya işte başka bir adamınız diğerini bandajlayabiliyor. Veya işte mesela burada gördüğünüz gibi başka bir özellikle açtığınız zaman adamlarınız darbe edindi, onu savunma ihtimali daha da artıyor. Gibi özellikler var. Yanındaki kareye gelmeniz lazım düşmanınıza savaşacağınız zaman. Böyle ince ince savaşı yönetebiliyorsunuz. Şimdi bu güzel görünüyor güze. Gayet hoş görünüyor ama sıkıcı taraf şu. Her savaş böyle oluyor. Bir hızlı geçme imkanınız yok. Ve bu da gerçekten zaten yavaş ilerleyen, Anarita'da zar zor giden, ki özellikle onu açtığınız zaman yollarda %10 daha hızlı ilerliyorsunuz. Ona karşın oyun zaten yavaş akıyor. Bir de her savaşınızda hızlı geçemediğiniz, böyle ince ince işlediğiniz zaman, hani işleseniz ayrı işlemeseniz ayrı, oyun çok yavaş akmaya başlıyor. Buna çok zaman ayırmanız, çok zaman gömmeniz, yatırmanız gerekiyor açıkçası. Bu da oyunu biraz sıkıntılı bir hale getiriyor. Burayı kesersin, sonra devam ediyorum. Bir de başka bir uyuz taraf daha var. O da düşmanlarınızın da sizinle beraber autoscale olması. Yani onlar da sayı olarak artıyorlar ve güç olarak artıyorlar siz geliştikçe. Yani kimseye kalkıp ezemiyorsunuz. O da çok can sıkıcı bir hal alabiliyor bir yerden sonra açacağız. Onun dışında güzel düşünülmüş. Hikayesi biraz zayıf da olsa keyifle oynayabileceğimiz
Bir oyun var elimizde. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela burada kullandığım okçu acemi. Dikkat etmezseniz kendi adımınızda eğer yolun üzerindeyse vurabiliyorsunuz. Çok böyle ince güzel detaylar var oyunun içerisinde. Mesela bir adamınızın elinde çift kılıç olduğu için yalnızca alan vuruşu yapabiliyor. Çift elde kılıç olduğu için. Ona göre onu konumlandırmanız gerekiyor. Bir tanesi mesela backstab vurduğu zaman elinde çünkü hançer var. Sınıfı da ona göre daha iyi vurabiliyor vesaire vesaire. Bu arada şunu söyleyeyim. Adamlarınıza meslek dağıtabiliyorsunuz. Mesela işte bir tanesi madenci oluyor, öbürü aşçı oluyor. Bunları atamadan da mesela maden kazanmıyorsunuz veya işte aşçılık yapamıyorsunuz. Aşçılık yapmaya kalksa bile bunun için önce bir tencere yapmanız lazım. Gibi güzel ayrıntılar var oyunun içerisinde. Bu da bir finish hareketi. Bu da gayet hoşuma giden bir şey oldu oyun içerisinde. Keyifli bir detay. Sona kalan adamları da bırak kaçsın yapabiliyorsunuz veya yok edebiliyorsunuz, size kalmış. Enteresan bir şey daha var. Burada mesela ölü de var. Şurada 4 rakamıyla gördüğünüz 4 tane düşman ölüsü var elimizde. Adamınız isterseniz yamyam da olabiliyor. Aç kalmamak için yamyamlık da yaptırabiliyorsunuz. Oyun içerisinde böyle mini oyunlar var. Balık tutarken de var aynı şey. Madencilikte de var. Mesela burada madencilik özelliği olan bir adamı kullanıyorum. O yoksa eğer maden kazanıyorsunuz. Elinizde maden olmadan da bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Böyle minik oyun içi oyunlarla bu madenciliği gerçekleştirebiliyorsunuz. Sevdin mi? Yani bilemedim. Hani biraz tercih meselesi ama kesinlikle mesela balıkçılığı beceremiyorum. Orada doğru zamanda fareye basmanız gerekirken burada doğru zamanda farenin sağ ve sol tuşlarına basmanız gerekiyor ki biraz alıştırma yapmanız lazım ama iki tane oltam var. Alıştırma yapmaya, daha doğrusu iğnem var, kancam var. Alıştırma yapmaya çok fazla zamanım olmadı. Zaten bir yerden sonra da iğnelerimi kaybettim. Çalışamadım. Bu arada ben oyunu gold.razer.com adresinden aldım. Burada bir sanal cüzdanım var. Bu Razer Gold bildiğiniz Razer firması, donanım firmasının arkasında bulunduğu bir sanal cüzdan. Burada her ay farklı kampanyalar yapılıyor. Razer Gold'da alışveriş yaptığınız zaman Razer Silver kazanıyorsunuz. Orada da birçok kampanyadan faydalanabiliyorsunuz. Haftalık ve aylık olmak üzere. Burada ben bu arada Google Authenticator'ını kullandım. Farklı güvenlik şekilleri de var burada kullanabileceğiniz. Buradan alacağınız kodu Steam veya gidip başka bir benzer cüzdanınızda kullanarak rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Bu biraz sıkıcı kısım. Evler böyle sabit duruyor. Yani karşıdaki adamların özelliklerini falan görebiliyorsunuz ama evin içinden falan ancak hırsızlık özelliği olan birisinden bir şeyler çalabiliyorsunuz. Bu da gene biraz böyle ne macera oyunları gibi olmuş. Dokunmatik macera oyunları gibi mouse'la aradığınız bir şeyleri arayıp bulup ha bunu çalabiliyorum, bunu işte lockpick yapabiliyorum falan. Onu sizin bu resim içerisinde keşfetmeniz gerekiyor. Yani bazı şeyler denenmiş, bazı şeyler başka oyun türlerinden yürütülmüş ama ne kadar iyi olmuş, ne kadar kötü olmuş bilemiyorum. Şunu söyleyeyim, bu arada açık alanda yürüyorum ama kamp kuracağınız zaman ormanlık alanda kamp kurmanızı tavsiye ederim. Böylelikle saldırıya uğrama ihtimaliniz düşüyor. Açık arazide kamp kurarsanız saldırıya uğrayabiliyorsunuz. Hiç bilmediğiniz mesela işte sislerin olduğu bir alanda savaşa girerseniz orada çok daha zorlu yaratıklar karşınıza çıkabiliyor. Gibi bir sürü detay var. Kendi üzerinizdeki zararı onarabiliyorsunuz. Kendinizi işte iyileştirebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki yemek yapmak istiyorsunuz ama aşçınızın kolu kırılmış. Yemek yapamıyor. Aşçılık yeteneği olsa bile. Ya güzel. Hani bunlar güzel detaylar. Ama oyunda bu ilerleme hikayesini falan düzenlemedikleri sürece bu güzel detaylar aslında dediğim gibi oyunu biraz sıkıcı hale getiriyor. Vortex ile ilgili anlatılacak çok şey var. Konuşulacak çok şey var. Erken erişimde olan bir oyun. Ama bunları düzeltirlerse şu anda iyi bir fiyatla beraber almanıza değecek bir oyun haline gelebilir. O zamana kadar biraz daha beklemekte fayda var. Benden şimdilik bu kadar. Sonraki incelememizde görüşürüz. Hoşçakalın.